Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz engelden kaçan robotu tasarlayacağız. Evet arkadaşlar, eklentide de görmüş olduğunuz gibi aracımızın önündeki bu ultrasonik mesafe algılayıcı sensörün önüne gelen engeli sensörümüz algıladığında aracımız ilk başta sağı ve solu kontrol ediyor. Daha sonra kendini hangi tarafta boşluk varsa o tarafa doğru atıp ve ilerliyor arkadaşlar. Bu uygulamada kullandığım tüm malzemeleri aşağıda açıklama kısmındaki alışveriş sitesinden alabilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı nasıl yaptığımı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı yapmadan önce sizlerle birlikte bir malzemelerimizi tanıyalım. Öncelikle bu araçta yine iki tekerlekli araç kiti kullandım. Görmüş olduğunuz gibi zaten bu araç kitini sizlerle daha önceki videolarda birçok kez toplamıştık. Üzerine de L298 motor sürücü kullandım. Daha sonra bir tane HCSR04 ultrasonik mesafe algılayıcı sensör, bir adet servo motor ve bir adet görmüş olduğunuz şöyle ultrasonik sensörümüz ile servo motorumuzu birbirlerine bağlayacak bir aparat. Sizler isterseniz bunun 3D yazıcısıyla basılmışını veya satılan şeklini alabilirsiniz. Ben ahşaptan kestim. Biraz kötü oldu açıkçası ama işimizi görür. Bir adet Arduino Uno klon modeli. Biraz jumper kablo. Pil olarak şöyle 7.4 volt 800 mA değerinde bir pil kullandım. Bir tornavida, pense vesaire. Şimdi aracımızın bağlantılarına geçelim. Öncelikle Arduino'muzu araç kitimizin üzerine monte edelim. Ben daha önce bu L298 motor sürücüsünü aracımın üzerine monte etmiştim. Şimdi sizlerle Arduino'mu da monte ederek işleyelim. Evet, Arduino'mu aracıma monte ettim. Şimdi L298 motor sürücüm ve Arduino'm arasındaki bağlantılarını atma işlemine geçelim. Öncelikle şöyle 4 tane jumper kablo, yani dişi erkek şeklinde olan jumper kabloyu alıp ilk başta L298 motor sürücümün üzerine takayım. Evet, L298 motor sürücüme taktım. Şimdi kabloları sırayla Arduino'nun üzerinde kodumuzda belirlediğimiz şekilde takalım. Evet, M1 pinindeki motorumu Arduino'nun üzerinden ikinci pine, N2'yi üçüncü pine, N3'ü üçüncü pine, N4'ü de dördüncü pine olacak şekilde bağlayalım. Bağlantılar kolay zaten. Evet, şimdiki işimiz bu görmüş olduğunuz servoyu aracımızın üzerine monte etmek. Burada biraz sıcak silikondan yararlanacağız. Sıcak silikonumuzu sürelim.
Evet, servomuzu monte ettik. Şimdi geçelim servomuzun bağlantılarını yapmaya. Bunun için erkek erkek jumper kablo kullanacağız. 3 tane olması yeterlidir. Bunu takalım. Şimdi burada servoda 3 tane kablo var. Neyin ne olduğunu sizlere detaylı anlatacağım. Şöyle. Burada görmüş olduğunuz turuncu kabloyu Arduino'muzun üzerinden 8. pine, bu görmüş olduğunuz kırmızı kabloyu da Arduino'muzun 5 volt hattına ve son olarak şu kahverengi kabloyu da gene de hattına olacak şekilde bağlayacağız. Şimdi o bağlantıları yapalım. Ve turuncu kablomuzu Arduino'muzun üzerinden 8. pineydi. 8. pine taktık. Daha sonra kırmızı kablomuzu da 5 volt hattınaydı. Onu da bağlayalım. Şöyle 5 volt hattına da bağladım. Ve son olarak kahverengi kablomu da GND hattına bağlıyorum. Onu da bağladım. Şimdi servo motorun bağlantılarını sağladık. Evet, şimdi de geçelim ultrasonik sensörümüzü Arduino'muzun üzerine bağlamaya. Öncelikle aparatımızı şöyle servo motorumuzun üzerine takacağız. Daha sonra servo motorumuzu da aparatımıza takıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içinde 4 tane jumper kablo kullanacağız. Servo motorumuz da GND 5 volt. Drink ve pinleri var. Şöyle bağlayalım. Evet, ilk başta 5 volt hattını Arduino'muzun üzerinden 5 volt hattına ve GND hattına da GND hattına bağlayalım. Şimdi geçelim scoop ve drink pinlerine. Bunlardan drink pinini 6. pine, diğerinde 7. pine olacak şekilde bağlıyoruz. Ultrasonik sensörümüzün bağlantılarını da sağladık. Bu kablo böyle yukarıda kalsın çünkü dönerken rahat dönüm sağlasın. Şimdi de L298 motor sürücümüz ve Arduino'muzun arasındaki enerji hatlarını bağlayalım sizlerle. Ben bu bağlantıları bildiğiniz gibi şöyle küçük jumper kablolarla yapıyorum her zaman. Yine bunlarla yapacağım. Şu ikisi benim GND hattım olsun. Burada L298'de bu en köşede duran hat 12 volt hattıdır ve ortada duran da GND hattıdır. O şekilde olacak şekilde yapalım bağlantılarımızı. Bu da benim 12 volt hatlarım olacak. Biri L298'i beslemek için, biri de direkt Arduino'mu beslemek için. Evet, az önce bağlantılarımızı yaptık. Şimdi burada bu beyaz kabloyu Arduino'nun üzerinden şuradaki GND hattına bağlayalım. Evet, GND hattına bağladık. Bu beyaz kabloyu da Arduino'nun üzerinden V-in bacağına bağlayalım. Evet, o bağlantıyı da yaptık. Şimdi buradan kırmızı kabloya 7.4 volt 800 miliamper pilimizde artı hattını, sarı kabloya da bu eksi hattını yani siyah kabloyu bağlamamız yeterli olacaktır. Şimdi geçelim aracımıza kodları yükledik. Evet arkadaşlar, şimdi Arduino'muzu bir bilgisayarımıza bağlayalım. Yani aracımızı. Şu şekilde. Evet, aracımız şu an bilgisayarımıza bağlandı. Kodları yüklemeden önce öncelikle bir kodları inceleyelim sizlerle birlikte. Burada servo kütüphanesi kullandık. Burada da değişken kütüphanesi. Burada sol motor ikinci pine, sol motor geri üçüncü pine, sağ motor ileri dördüncü pine ve sağ motor geri beşinci pine olarak ayarladık. Burada drink ve o pinlerimiz 6. pin ve 7. pin olduğunu belirledik ve servomuzun da maksimum uzaklığı görmesini ayarladık 100 diye.
Aşağı indiğimizde burada uzaklığın şeylerini yaptık. Sol motor output. Yani tüm motorların çıkışı olarak belirledik burada. Servomuzu da 8. pine olarak tanımladık. Sizi asıl ilgilendiren konu şuradaki 300, 300, 200, 200, 200, 200. Buralar arkadaşlar. Ve buralarda mesela ne demişiz? Sol tarafa 200 milisaniye dön. Bunu isterseniz siz daha az bir süreye düşürebilirsiniz. Misal yani 150 milisaniye düşürdüğünüzde daha dar bir açıyla dönecektir aracınız. Siz bunlarda değişiklikler sağlayabilirsiniz. Biri sağa, biri sola. Biri geriye gidiş şeyi, biri de. Daha sonra bu aşağıda ileri için low demişiz, kapalı. Sağ motor ileri high, sol motor ileri high diye yapmışız. Burada da gerileri de low low diye kapatmışız. Aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar bu. Şimdi uzatmadan kodlarımı bir Arduino'ma yükleyeyim. Önce araçlar. Buradan portumuzu seçiyoruz. Benim COM3'e takılı. Ve daha sonra burada hangi Arduino kartı bağlıysa aracınıza onun kartını seçelim. Burada Arduino Uno diyor bağlı benim. Sizlerin hangi kartı bağlıysa onu seçersiniz. Şimdi yüklemek için şu an seçiliyor. Evet, yüklemek için şurada yükle butonuna basıp bekleyelim biraz. Şu an kodlarımız yükleniyor. Evet, kodlarımız yüklendikten sonra şu görmüş olduğunuz servo biraz sağa sola dönüyor. Şu an önüne engel algılıyor ve güç yetmediği için motorları çalıştıramıyor. Şimdi geçelim aracımızı test aşamasına. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Şu kenarda çıkan diğer videolarla farklı videolarımızı izleyip daha başka uygulamalar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.